Geçen gün Ali'ye Fransızca bir şiir okuduğunu duydum. Evet. Ali'nin yabancı dile merakı var. Belki anlamıyor ama yine de Fransızca şiir dinlemeyi seviyor. Sen şiirleri ev sahibinden mi yoksa Madame Corsini'den mi öğrendin? Bunları nereden biliyorsun? Ben mücevher işiyle ilgilenen zengin bir ailenin yanındaydım. Madame Corsini de ev sahibesinin yakın arkadaşıydı. Sık sık eve gelip giderdi. Anlaşıldı. Hatırlıyorsun. Her şeyi. Ben zannettim ki... Seni dinlemediğimi duymadım ama. Yok, ben öyle demek istemedim. Ev sahibim sana da çok düşkündü. Evet, Madame Corsini de sürekli şiirler okurdu. Evde şiirden, resimden, sanata dair her şeyden konuşulurdu. Ben de hep dinlerdim. Hatta bazen hizmet etmek bahanesiyle oyalanırdım yanlarında. Bir gün Madame Corsini bir şiiri yanlış okudu. Ben de hiç farkında olmadan düzelttim. Sahibimin çok hoşuna gitmişti. O günden sonra her akşam üzeri çay saatinde benden sesli bir şekilde Fransızca şiir okumamı istemeye başladı. Öyle öyle çok şiir ezberledim. Bir şiir vardı. Guillaume Apollinaire'in. Le Pont Mirabeau. Mirabeau Köprüsü. Sous le Pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours. Faut-il qu'il m'en souvienne. Faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Vient la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passe. Des éternels regards. Lente Silas. Şiirin Türkçe manası da çok güzeldi. Öyledir. Maalesef benim Fransızcam seninki kadar iyi değil. Benim için çevirir misin? Seyn akıyor altından Mirabeau Köprüsü'nün ve bizim aşklarımız. Hatırlamalı mıyım durup dururken bugün? Sevincin çıka geldiğini, hemen ardından güçlü. Çal sevgili saat, gel sevgili gece. Ben kalıyorum, günler gidiyor sessizce. Ellerimde ellerin, kalalım yüz yüze. Kollarımızın köprüsü, altından geçsin yüz yüze. Sonsuz bakışlar, bitkin dalgalar diz dize.
Ah be oğlum. Vermedin de poşetleri. Birileri geldi. Abla, abla. Olur mu öyle şeyler? Ben seni yorulmayayım hiç. E ama şimdi sen yoruldun. Ha, hani siz ne diyorsunuz? Dişleyen demir pas tutmaz. İşleyen. Ben de aynısını söylüyorum. Diş. Ama sen nasıl söylüyorsan söyle. Musa. Dur. Musa buradayız. Yardım edin. Kardeşim. Ay, kırıldı yumurtalar. Ne yapıyorsun oğlum? Kardeşim. Kardeşim yardım istiyor. Kardeşim. Neredesin kardeşim? Hamamdayız Musa. Ah buradalar. Panik yok kardeşim. Geliyorum. Dayanın kardeşim. Enişte.